isteyin edelim, ezandan biz alalım. Tiyatroya gitmek istiyorsa, devlet şehir tiyatroları çok diyalog olan bir insan, sanatçı da olduğum için. Onların bize verecekleri, çünkü bilet bulmak çok zor gerçekten, davetiye imkanları var. O davetiyeleri alıp üyelerimizi böyle özellikle evden çıkan üyeleri, onları çıkarıp yanlarında bir genç... Onları edeceksin. Evet, onlara genç bir mihmandar eşliğinde onları tiyatroya getirip evine bırakacak. Fuarlar mesela, belli yaştaki insanların çok sevdiği bir şeydir fuar etkinliği. Fuarlara götüreceğiz, Biennallere götüreceğiz. İşte İstanbul Modern gibi haftanın belli günleri ücretsiz olan sanat merkezlerine, art merkezlerine götüreceğiz. Oralarda üyelerimizi gezdireceğiz. Onlarla birlikte vakit geçireceğiz. Buna da dair sosyal dayanışma örneği projelerimiz olacak. İlk etapta da aklına gelen bunlar. Bir de sürdürülebilirlik çalışması. Burada da tabii ki yeşil ekonomi denen, çevreye duyarlı ekonomi, ekonomik kalkınma, toplumsal refah. Çünkü sadece çevreyi içermiyor sürdürülebilirlik felsefesi. Onun dışında sokak hayvanlarına dönük bir takım işte projeler. Belli belediyelerle anlaşıp belli yerlere onlara işte küçük barınaklar yapmak, küçük işte özellikle kedi ve köpekler için mama desteği sağlamak gibi projemize. Ben zaten kendim de bir fiil gönüllü olarak kedi ve köpeklere her gün düzenli besleme yapan bir kişiyim. Bunu yapan arkadaşlarımız da var, üyelerimizden bir fiil tanıdım. Bunun sayısını arttırmak ve bunu daha organize hale getirmek de planlarımız içinde var, sürdürülebilirlik bünyesi içerisinde. İnşallah hani bu şeylerinize, projelerinize Tek tek. Sağ ol. Faaliyete geçirir. İnanıyorum. Enerjime inanıyorum, bir de ekiplere inanıyorum, üyelerimize inanıyorum. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bizim kavgalarımız, aramızdaki görüş farklılıkları, işte geçmişten kaynaklanan bir takım belki şeyler olabilir. Bunların hiç önemi yok. Ben şunu sözünü veriyorum. Göreve geldiğim zaman, her zaman bir protokol görevlisi olduğunu unutmadan, bir doğal lider olduğunu unutmadan bütün gelen üyelerimizi kapıda karşılayacağım. Kucaklamak şey bir ifade belki, çok aman bir ifade belki olabilir ama ya da çok klişe belki olabilir ama onlarla temaslı iletişim kuracağım. Bir arzunuz var mı? Size nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde onlarla ilgileneceğim. Masalarına gideceğim. Bundan dolayı hiçbir rahatsızlığım olmaz. Ben şuna inanıyorum, hepimiz insanız. Hiçbirimiz ünvanlarımızdan dolayı çok daha üstün değiliz. Bizi farklı kılan içimizdeki sevginin büyüklüğü, saygı, bir de entelektüel bir kimliğimiz. Bunlar bizi farklı kılıyor. Ünvanlar değil. Şehirlerimiz güzel, projelerimiz güzel. Kaç grup seçime katılıyor? Bildiğim dışında, bildiğim, biz mavi listeyiz burada. Mavi biliyorsunuz hem sonsuzluğu, uzmanlığı, güvenliği de temsil eden. Bu rengin özellikle bize düşmesinden çok şey oldu. Çok memnun oldum, çok gerçekten mutlu oldum. Çünkü bütün bizim amaçlarımızla, misyonumuza çok güzel örtüşüyor. İşte güvenilirlik sağlamak istiyoruz, şeyi sağlamak istiyoruz, uzmanlığımızı kanıtlamak istiyoruz, sürekliliği sağlamak istiyoruz. Bir de tabii ki en önemli olduğum şeylerden bir tanesi sakinlik. Huzura ihtiyacımız var biz. Huzur çok önemli. Bu huzuru devam ettirmek istiyorum ailemizde. Kurullarınızı oluşturdunuz. Evet. Bugün açıklayacaksınız. Yönetim ve devlet kurullarını ben yaklaşık 15-20 gün oldu açıkladım. Şeffaflıktan yana olduğunu deminden de söylemiştim de. Yani açıkladım. Kurulunda kimler var? Söyleyeyim. Farklı yaş gruplarından geçmişte dernekte yönetim kurullarında asil yedek olarak bulunmuş, yer almış arkadaşlarımız var. Derneğin geçmiş hafızasında yer etmiş arkadaşlarımız var. Belli devrelerden mesela şöyle bir algı, tamamen gençler böyle bir şey yok. Tamamen gençler olması şu açıdan da sakıncalı, tecrübe eksikliği yani sonuç itibariyle. Biz gençlerin enerjisinden ve günümüzün koşullarına sahip oldukları bilgilerden yararlanmak istiyoruz. Mesela bir bulut teknolojisi nedir? Bir augmented reality ya da işte artırılmış gerçeklik denilen. Bunlarla ilgili bizi bilgilendirecek gençler var yönetimimizde. Teknoloji şirketlerinde genel müdür olanlar. Mesela kripto para, bitcoin diye bildiğimiz. Bunun bir yabancı menşeli bir şirketin genel müdürü bizim yönetim kurumumuzda, Serdar Özalman isimleri veriyor. Onun dışında işte yönetim kurularımızda mali müşavir ağırlıklı olarak, işte mali müşavir zaten olması gerekiyor. Arkadaşlarımız var, 3 tane, yedekte de 3 tane arkadaşımız var. İkisinde de birer kadın üyemiz var. Orada özellikle kadınların da dengeyi sağlamaya çalıştık. Evet. Yönetim kurumuzda
4 tane kadın üye var. Deftones'da 3 tane. 9'a 4 yoksa 11'e 4 mi? 11'e 4. Daha fazlasını arzu ettik fakat zamansal olarak yani şeye çalışamayacak, dile getirdikleri için şey yapamadık. Yani o sayıyı yükseltemedik. Ben çünkü tek tek bu arkadaşlarla ekip çalışması olacağı için konuşurken şunu sordum. Gerçekten zaman ayırabilecek misiniz? Çünkü daha önce geçmişte böyle bir takım böyle katılan arkadaşlar olmuş fakat bir süre sonra zaman ayıramamışlar. İşte kendi kişisel sebeplerinden dolayı. Bunun garantisini alarak da oluşturduk. 4 tane kadın üyemiz ve diğer tabii ki 7 erkek üyemiz de tamamı çalışmaya istekli, gönüllü, hiçbir beklenti olmadan, bir, herhangi bir gelecekte koltuk ihtirası olmadan tamamıyla derneğin kazanımı olsun diye tamam, bizim her gelecek kişilerden oluşturduk. Peki ben bilginize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak üyelerinize ne gibi mesajlar eksersiniz? Kısa bir açık. Şunu söyleyeyim. 87 yıllık araştırdım çünkü. Baktım Türkiye'nin en eski mezunlar derneğiyiz. Yani ben şey biliyorum mesela Müşteriler Birliği'nin daha eski olduğunu biliyordum. Değilmiş. Bizden 6-7 sene sonra kurulmuş bir dernek. İstanbul İktisat Fakültesi Cemiyet'e dahil. Dolayısıyla bu kadar köklü bir geçmişi olan, bir de Ulu Önder'in düşünün. Pera Palas'ta yapılan baloya bizzat katıldığı, Ulu Önder'in gözünün değdiği yani bir anlamda logosunu görmüş, oradaki ekibi görmüş, Pera Palas'ta o coşkuyu yaşamış bir derneğin geleceğe taşınmasını çok önemsiyorum. Bu kadar önemli geçmişi olan bir derneğin. Gelecekte de teknolojik gelişmelerle, otomasyonla entegre olacak şekilde, yenilikçi olarak dediğim gibi bunu da duyuran, yaptıklarımızı piyasalarda duyuran, insanların bunu konuda haberdar olduğu, kapalı olmayan bir dernek olmasını ümit ediyorum. Bütün benim beklediğim üyelerimizden bu. Herkes bir şekilde işte forum kanalıyla takımlara katılmak için canla başla dahil olsunlar. Şu ayrımı olmasın. Yani mavi liste yönetime geldi. Biz diğer listeler dedik ya da tamamen dışarıda tarafsız kaldık. Tarafsızlık değil. Herkes yönetime destek olsun, bizlerle birlikte çalışsın. O heyecanı yaşasın. Ben şu anda çok heyecanlıyım. Paylaşım olursa çok istiyorum çünkü bir şeyler yapmak. Mottomda da söyledim kişisel mottomda. Enerjimle, şeffaflığımla, bilimselliğimle çalışmak için sadece geldim. Çalışmak için gelmek istiyorum. Dilerim başarılı olsun hocam. İnşallah. Yine son soru daha doğrusu. Biz iktisadi dayanışma ile ilgili görüşlerimiz nelerdir? Burada biraz kişisel konuşmak istiyorum. Sevgili Nusret Sümer Beyefendi, siz iktisadi dayanışmanın her şeysiniz. Bildiğim bir şey bu. Hem kameramanısınız, hem içerik üreticisiniz, hem bunları yayınlayan kişisiniz, kurgusunu yapan kişisiniz. Her şeysiniz. Ben iktisadi dayanışma deyince aklıma Nusret Sümer geliyor. Tabii sizi destekleyen kişiler de belki var ama siz çok önemli bir misyon istenmişsiniz. Bunun farkındayım. Sizlerle de işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu röportaj hakkında da tanıdığınız için şahsıma ve ekibime. Dolayısıyla sizle işbirliğimiz devam edecektir. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bunu canlı gönülden. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.